Dera, Hama, Humus, Laskiye. Suriye'nin dört bir yanında yönetim karşıtı ayaklanmalar sürerken başkent Şam'da farklı bir tablo var. Sükunet salt gündelik hayatta değil. Uzatılan mikrofonlara konuşma konusunda isteksiz Şamlılar. O konuşayım hocam. Rasile ani esvak ani wala shu el alaka bi shu. An wada bi Suriye. An wada bi Suriye ma nahki ma ajani. Hiç konuşamayacağım diyor. Hiçbir şey mi söyleyeyim? Hiç konuşmayacağım. Şu an bulunduğumuz nokta ayaklanmaların ender de olsa görüldüğü yerlerden bir tanesi. Akşam teravih namazından sonra çok sayıda kişi Beşar Esad'ı protesto için sokaklara çıkıyor, ancak aynı tabloyu gündüz görmek mümkün değil. Özellikle yabancı basın mensuplarına konuşma, demeç verme konusunda oldukça isteksizler ve söyledikleri birkaç kelimeyi geçmiyor. Sessizliğin bir nedeni de bu. Sokağın başından beri mavi ve sarı gömlekli iki kişi izliyor bizi. Bu da Şam'ın bir diğer yüzü. Kentte her gün Esad yanlısı irili ufaklı gösterilere rastlamak mümkün. Bu gösterilerde Türkiye'nin Suriye politikasına da tepki var. Bizim buradaki emniyetimiz, güvenliğimiz Suriye devletine emanet. Büyükelçiliğimize yönelik bir takım saldırılar yapıldı. Özellikle iki tanesi endişe verici boyutlara ulaşmak üzereyken bizim güvenlik görevlilerimizin zamanlı ve kararlı müdahalesi sonucu bir zayiat olmadı. Türk Büyükelçiliği'ndeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda.